Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Zuhal. Uzun zaman önceydi. Her gün kabus görmekten artık yorulmuştum. Geceleri gözlerimi her kapattığımda kabus görmekten veya garip sesler duymaktan korkuyordum. Uyanıkken de garip sesler duyuyordum. Gece yatağa girmeden evden gelen sesler beni artık bunalıma sürüklüyordu. Huzurum kalmamıştı. Vücuduma dikenler batıyordu. Bildiğim bütün sureleri okuyordum ama sesler kesilmiyordu. İkiz kardeşim rahmetli olduğunda başladı bütün bunlar. Ölen gömülen oydu ama onunla birlikte sanki bütün aile mezara girmiştik. İkiz kardeşim Hilal ile tek yumurta ikiziydik. O biraz tuhaftı. Sürekli kendi kendine konuşur, hayal kurardı. Babamlar bunun normal olduğunu söylese de bana garip gelirdi. Gözde olan, popüler olan oydu. O hep başarılı ve gurur kaynağıydı. Bense kendi halinde sakin ve hırslar olmayan biriydim. Bu yüzden de elle tutulur bir başarı kazanamamıştım. 14 yaşımıza geldiğimizde Hilal'in kurduğu hayaller, gördüğü rüyalar ve evin içinde oynadığı tiyatromsuz skeçler artık iyice artmıştı. Bazen kurduğu cümleleri anlamıyor ve yabancı dil zannediyordum. Ama bazen de gerçekten öyleydi. Hilal nereden öğreniyordu bu dili? o karanlık günün sabahında okula gitmek için evden çıkmıştık. Hilal sokakta yine bir tiyatro oyunu sergiler gibi ilerliyordu. En sonunda durdu ve karşıdan karşıya geçerken o arabanın altında kaldı. Çantası bir yana, kendi bir yana savrulmuştu. Şok geçirmiştim. Önce kıpırdayamadım. Sonra avazım çıktığı kadar çığlık attım. Etraftakiler koştu. Hilal'in kanı arabanın altından lastiğe doğru akıyordu. Onu çıkardıklarında artık çok geç olduğunu anlamıştım. Ambulans geldi ve "Artık çok geç." dedi. Günlerce uyuyamadım. Kardeşimi toprağa verdiğimiz gün gece geç saatte yatağa girdim. Kafamı yorganın altına soktuğumda kardeşim Hilal gözümün önüne geldi ve "Ben değil, sen ölüsün Zuhal, sen." dedi. Bir anda neye uğradığımı şaşırmıştım ve korkudan yorganı attığım gibi yataktan fırladım. Uğultulu bir ses geliyordu odadan. Sesin geldiği yere bakmaya korkuyordum. Sanki Hilal bir yerden çıkıp beni de alıp götürecek sanıyordum. Lambayı yaktım ve biraz sakinleştim. Sanırım kötü bir kabustu bu dedim. Ama uyumadan ne kabusuydu bu? Böyle böyle başladı kabuslarım. Sabah oluyor ve ben yorgunluktan ve bitkinlikten geberiyordum. Evdekilerle konuşmayı denedim ama kimse bana destek olmadı. İnanmadılar. Hatta teyzem biri mezara gitti, diğeri de tımarhaneye gidecek galiba diye söylendi. Zaten Hilale daha düşkünlerdi. Çünkü o daha başarılıydı. Anneme her zaman yardımcıydı. Ben biraz ona göre geçimsizdim. Hilal öldükten çok sonrasıydı. Bir gün annem odama geldi. Ders çalışıyor gibi yapıyordum ama alakası yoktu. Annemi hiç böyle görmemiştim. Karşıma oturdu. Kızım bak, baban ve ben zor günler geçiriyoruz. Kardeşinin acısı bizi yaktı. Ama biz seni de çok seviyoruz. Senin de üzüntüden bunları yaşadığını düşünüyoruz. Sakın üzerinde durma. Düzeleceksin dedi. Anneme şaşkın şaşkın baktım. Beni anlamıyordu. Beni anlamaya çalışın anne. Neden olmayan bir şeyi söyleyeyim ki dedim. Ama nafile. Hep aynıyorum. Ben de artık vazgeçtim anlatmaktan. Gece yatağıma yattım. Odanın lambasını kapatmamıştım. Sesler kesilmiş, herkes uyumuştu. Annemin benimle konuşması mutlu etmişti beni. Son zamanlarda benden ümidi kestiklerini düşünmeye başlamıştım. Birden ayak ucu tarafından bir ışık hüzmesi belirdi. Pencere kapalı olduğu halde tül perde hareket ediyordu. O ışık hüzmesinden benim yaşlarımda bir erkek belirdi. Korkudan konuşamıyor, titriyordum. Anne diye bağırdım ve o erkek bir anda kayboldu. Annem koşup geldi. "Ne oldu kızım?" dedi. Anne oradaydı biri vardı dedim. Annem baktı ve yine mi kabus kızım dedi. Anne kabus değildi. Gerçekti dedim ama sinirlenip gitti. Işığın çıktığı noktaya baktım. Hiçbir şey yoktu. Uzun süre yatağımda develendim durdum. Sonra uyuyakalmışım. Ve yine bir kabusun ortasında buldum kendimi. Ama bu diğerlerinden çok farklıydı. Yine o odamda beliren erkek karşımda bana bakıyordu. Sana artık görünmenin zamanı geldi. Sen de kimsin? Ne istiyorsun benden?" dedim. "Ben senin kardeşinim. Biz annemin karnında üçümüzdük. Sen, ben ve Hilal. Ben tutunamadım ve düştüm. Siz doğdunuz. Ben yok oldum." dedi. "Nasıl olur bu? Hayatımda böyle bir şey duymadım annemlerden." dedim. "İstersen anneme sor." dedi. İlk defa bir kabusta ağladığımı görüyordum. O benim gerçekten üçüz kardeşim miydi? Ona dokunmak, sarılmak istedim. Ama ulaşamıyordum, dokunamıyordum. Hakan, annemin karnından düştüğümde hemşireler beni aldı ve bir adama verdi. Adam da benim gibi birkaç cenini de alıp bir poşete koydu. Mezarlığa götürdü. Sahipli bir mezarın içine gömdü. Mezarın sahibi bizi istemedi. Ben sürekli babamın rüyasına girdim. Bizi buradan kurtarın dedim ama babam gelmedi. Sonra bir gece karanlık ruhlar geldi. Bedenlerimiz mezarda kaldı ama ruhumuzu kabzettiler. Burada hapis kaldık. Benim orada huzurum yok. Arkadaşlarımın da huzuru yok. Bizi kurtar Zuhal dedi. Peki ben nereden bulacağım o mezarı? Nasıl kurtaracağım sizi dedim. Şuraya bak dedi. Orada bir görüntü vardı. Issız bir ormanın içinde dört ya da beş tane mezar vardı. Ortadaki mezarın başında bir sürü bebek emekliyordu. Mezardan biri çıkıp gidin rahat bırakın beni diye bağırıyordu. Hakan'ın bahsettiği mezar buydu. Görüntü kayboldu. Hakan ayın son günü oraya beni götüreceğini söyledi. Sonra gitti. Ne kadar zaman sonra uyandım hatırlamıyorum yatakta oturup gördüğüm kabusu ve detaylarını anımsamaya çalıştım. Unutmamam için çekmeceden defterimi çıkardım ve her detayını yazdım. Ayın 30'una 10 gün vardı. Sabah kahvaltı ederken anneme, anne biz ikiz miydik yoksa üçüz mü diye sordum. Annem birden öksürmeye başladı. Bunu da nereden çıkardın kızım diye sordu. Öylesine sordum anne. Cevap verir misin dedim. Annem babama baktı. Sanki onay aldı gibi başını salladı ve evet doktor ilk başlarda üç kalp atışı duyuyordu. Beşinci aydan sonra biraz kanamam oldu. Doktora gittik. Muayene etti doktor. İki kalp atışı duyduğunu söyledi. Baban da ben de şaşırmıştık. Sonra siz de oldunuz zaten dedi. Peki üçüncü kardeşim ne oldu dedim. Onu aldılar dedi. Nerede şimdi? Mezarı nerede dedim. Doktorlar araştırma için aldılar kardeşini. Zaten tam oluşmamıştı dedi. Peki kardeşim sağlıkla doğsaydı adını ne koyardınız dedim. Annem eğer kız olsaydı Hayriye, erkek olsaydı Hakan koymayı düşünüyorduk dedi. Cinsiyetini sormadınız mı doktora dedim. Zuhal konuyu kapat artık kızım dedi. Peki dedim. Babama baktım. Babam erkekti dedi. Gözünden bir damla yaş aktı. Kalkıp içeri gitti. Annem bu konuyu açtığım için bana sinirle bakıyordu. Ben de kalktım sofradan ve okuluma gittim. Hakan demek ki doğruyu söylüyordu. En azından buna emin oldum. Akşam yatağıma uzanmış kitap okuyordum. Dışarıda fırtına vardı. Ağaçlar yerleri süpürüyordu. Sanki birileri sağa sola kaçıyor gibiydi. Pencereden dışarı baktım. Ortalıkta uçuşan yapraklar sanki bir insan bedeni gibi sağa sola kaçışıyordu. Tekrar yatağıma dönüp kitabı elime aldığımda gözlerime inanamadım. Kitabın açık olan sayfasından kan akıyordu. Elimden fırlattığım gibi kitap havada uçmaya başladı. Sanki birisi tutup elinde sallıyormuş gibi sayfaları açılıyordu. Birden pencere açıldı. İçeri dolan rüzgarla ortalık karıştı. Odadaki her şey uçuşmaya başladı. Yatağıma baktım. Bir bebek vardı. Ağlıyor, çırpınıyordu. O ses beynimi inletiyordu. Yatak sallanıyor, dolap kapakları kendi kendine açılıyordu. Koşup pencereyi kapattım. O anda her şey normale dönmüştü. Bebek de yatakta yoktu. Nefes nefese kalmıştım. Kitabı yerden alıp baktım. Sayfalar darmadağın olmuş, kırışmıştı. Yatağıma geçip yorganı üstüme çektim. Gözlerimi sımsıkı kapatsam da bana hiçbir faydası olmuyordu. Gözlerimi açtığımda başucumda sülüyetler vardı. Gözlerini bana dikmiş bakıyorlardı. Beyinime hükmediyorlardı. Zuhal, sıra sende, sıra sende diyorlardı. Bu hayatın artık bittiğini düşünmeye başlamıştım. Böyle yaşayamazdım. O an kendimi öldürmeyi düşündüm. Mutfağa gidip annemin ilaç çekmecesini açtım. Uyku ilacı vardı. Onları alıp odama girdim. Tam içecekken elim tutmaz oldu bir anda. Yere döküldü hepsi. Dermanım kalmadı. Yatağa doğru düştüm. Ve uykuya dalmışım. Sabah kalktığımda her şey yerli yerindeydi. Acaba gördüklerim kabus muydu yoksa gerçek mi? Beni intihara sürükleyen güç neydi? Günler böyle geçti ve mezara gitme günü geldi. O gece yine kabus görmüştüm. Bana mezarlığın nerede olduğunu tarif eden biri vardı. Onu tanımıyordum ama takip ediyordum. Sabah uyandığımda hemen evden çıktım. Mezarlığa doğru yürümeye başladım. Bana eşlik eden sesi dinleyerek ilerliyordum. Sanki dün gece gördüğüm kabus zihnime işlemişti ve her adımda rüyamda gördüğüm komutlar işliyordu beynimde. İlginç olansa karşıma bir kişi bile çıkmamasıydı. Mezarlığın yakınına vardım. Çok heyecanlıydım. Bu görev bittiğinde artık tüm korkularım bitecekti. Mezarlığın girişine geldim. Çok ilginç bir şey vardı. Bu mezarlık yabancı bir dilde yazılar olan mezar taşlarıyla doluydu. Sesin bana gösterdiği mezara doğru yürüdüm. Mezar bayağı büyüktü. Etrafı piriket taşlarıyla çevrilmişti ama bu mezara üç kişi sığardı. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl açacağım bu mezarı dedim. O anda arkamdan biri seslendi. Hey sen de kimsin? Döndüğümde yaşlı bir amca vardı. Amca bu mezar bir yakınımın da bir fatiha okumaya geldim dedim. Kızım emin misin? Ben yıllardır buraya kimsenin geldiğini görmedim. Zaten bu mezarlarda nereden baksan 50-60 senelik Deden veya ninen mi bunlar dedi. Bilmiyorum ama bana akrabamız olduğunu söylediler dedim. Köşeye sıkışmıştım ve artık ne yalan söyleyeceğimi bilmiyordum. Adam yanıma geldi. Bak mezar taşlarında ecnebice bir şeyler yazıyor. Diğerlerinde de haç işareti var. Bunlar Müslüman mezarı değil kızım dedi. Ha amca belki bana yanlış söylemişlerdir dedim ve oradan ayrıldım. Adam arkamdan baka kaldı. Ne yapıyordum ben? Neredeydim? Buraya o ceninleri almak için mi geldim? Biri görse ne derdi bana? Eve döndüm. Annem neredesin kızım dedi. Dolaşmaya çıktım anne dedim. Gece olduğunda kabusumda yine Hakan vardı. Oraya kadar geldim ve beni arkadaşlarıma bırakıp gittin dedi. Hakan nasıl yapabilirdim ki? O adam vardı. Oraya kadar geldim ve beni arkadaşlarıma bırakıp gittin dedi. Hakan nasıl yapabilirdim ki? O adam vardı sen de gördün. Sizlere oradan çıkarsam birine yakalansam beni hapse atarlar dedim. O zaman gece gel dedi. Gelemem Hakan nasıl geleyim? Neden dedi. Annem babam nasıl izin verir gece gece bir yerlere gitmeme dedim. Ben onu hallederim dedi. Nasıl dedim. Gece olunca evden çık seni görmeyecek ve duymayacaklar. Sen gelene kadar uyuyacaklar dedi. Peki dedim. Gece olunca kömürlükten keser ve küçük kömür küreğini alıp büyükçe bir sırt çantasına yerleştirdim. Sonra yola koyuldum. Nasıl olsa yolu biliyordum ama yine de beynimdeki komutlar beni yönlendiriyordu. Oraya vardığımda korkuyu iliklerime kadar hissetmiştim. Issız tarlaların ortasında 30-40 ağaçtan oluşan küçük bir orman ve içinde beş tane mezar. Burada beni kesseler kimse duymazdı bu saatte. Mezara yaklaştığımda sanki mezarın içinden sesler gelmeye başladı. Allah'ım bu ses de ne? Sanki içeride cehennem vardı ve kurtulmaya çalışanlar bağırıyordu. Kurtarın bizi diye bir ses ortamı inletti. Ağaçlarda tünemiş olan kuşlar bile uçup gittiler. Bir anda ortam sessizleşti ve o sesin yankısı kayboldu. Mezardan küçük, minik bebek ağlayışları gelmeye başladı. Sonra Hakan'ın sesi. Zuhal, hadi ne duruyorsun? Kurtar bizi. Hemen keserle kazmaya başladım. Kürekle arada toprağı açıyordum. İkisi de küçük olduğu için bayağı zorlanıyordum ama çok hızlı hareket ediyordum. En sonunda küçük kemik parçalarının elime geldiğini hissettim. Allah'ım bunların hangisi Hakan'a ait? Ben nereden bileceğim dedim biraz daha kazmaya devam ettim. Sürekli küçük kemik parçaları çıkıyordu. En sonunda minik bir kafatası geldi elime. O anda mezara bir ışık parladı. Neler oluyor derken arkamdan bebek gülüşmeleri geldi. Arkama dönüp baktım ve dört tane bebeğin gülü oynaya koşuştuğunu gördüm. O anki mutluluğumu tarif edemem size. Bu kadar kolay mıydı? Özgürlüğünüze kavuşmanız için bu kadarı yeterli miydi? Bunun için mi yıllarca burada hapis kaldınız? Üstelik sizi mezarında istemeyen biriyle. O anda mezarın sahibi yerinden doğruldu. Defol dedi. Aklımı oynatacaktım. Ayağa kalktığım gibi arkamı döndüm ama tam karşımda kardeşim Hakan vardı. Bana baktı. Teşekkür ederim dedi. Ve o anda kayboldu. O kaybolduğunda arkamdaki mezardan çıkan adam beni bacağımdan yakaladı. Ve mezarına doğru çekmeye başladı çığlıklar atıyor ve kurtulmaya çalışıyordum. En sonunda mezarın dibine geldiğimde onun yüzüne baktım. Her tarafından kurtlar böcekler dökülüyordu. Ağzını açtığında da bir yılan çıktı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Beni mezarın içine doğru çekiyordu. İçeri girdiğimde burası cehennemden farksızdı. Etrafta o adama benzer yüzlerce adam ve kadın vardı. Üzerinden kurtların düştüğü cesetler, ortalıkta dolaşıyordu. Ve onların başında elinde asası olan değişik tipler vardı. Bunlar da kimdi? Bir tanesi dönüp bana baktı. Gözleri kan kırmızısıydı. Ondan çok korkmuştum. Hikayelerde anlatılan cinlere benziyordu. Ne olmuştu bana? Burası neresiydi? Neden düşmüştüm ben buraya? Yoksa Hakan'ı ve arkadaşlarını kurtarayım derken ben mi düşmüştüm buraya? Ve ne yazık ki bu tezimi doğrulayacak biri çıktı karşıma. Bu yaşlı ve kambur bir kadındı. Yüzü gözü çürümüş ve üstündeki kefeni yırtılmıştı. Buradaki bebekleri sen mi kurtardın dedi. Evet, ben kurtardım dedim. Demek ki onların yerine burada kalmayı kabul edecek kadar çok seviyorsun onları dedi. Yo, hayır, ben böyle bir şeyi kabul etmedim. Bilmiyordum dedim. Kadın, burası Araf kapısı dünyayı terk edemeyen ruhlar arafta kalır. Bazen cinler bazılarını alıp götürür. O bebeklerden birini de alıp götürmüşlerdi. Seni buraya çekmek için demek ki dedi. Yo hayır ben burada duramam dedim. Ne kadar süre burada kalacağımızı bilmiyoruz. Sen de öldüğüne göre burada ne kadar kalacaksın belli değil. Alışmaya çalış dedi. Ama ben ölmedim ki. Bak üstümde kefenim bile yok dedim. Kadın güldü ve sen öyle san dedi. Çıldırmış gibi sağa sola koştum. Buradan bir çıkış yolu olmalıydı. Her yere baktım ama sanki uçsuz bucaksız bir bodrum katı gibiydi burası. En son ağlaya ağlaya haykırdığımı hatırlıyorum. Sonrası yok. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama birden uyandım. Başka bir yerdeydim. Morga benziyordu. Benim odam değildi. Soğuk, buz gibi bir yerde. Donuyordum içim, bedenim tir tir titriyordu. Bacaklarımı tutup titremesini engel olmaya çalışıyordum. Burası neresiydi? Yoksa, yoksa dedim ve olanları hatırlamaya çalıştım. Yoksa yine kabus mu görüyordum? Üzerimdeki kefene benzer giysiyi ne zaman giydirdiler? Üstüm neden kan? Daha sonra soğuktan ben de donmaya başladığımı hissediyordum. Aslında bu kabus bitsin de öleceksem öleyim dediğim bir anda o anda odadaki prizden ateş çıkmaya başladı. Ateş çıktıkça içeride yüzler görüyordum ve kapı açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte cüceler ve o kambur kefenli kadın içeriye girdi. O kadar korktum ki beni görmesin diye durduğum yerde korkudan altıma kaçırdım. Kadın gelip tam karşımda durdu. Yüzünde meymenet yoktu çürümüş bedeni, deri ve kemikte. Kendine gelebildin mi Zuhal? Diyen ses beni ayıktırdı. Kendimden geçtiğimi ve buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Artık kim insan, kim cin, kim hayal ayırt edemiyordum. Biraz önce duyduğum sevinç anında kaybolup gitti. Allah aşkına bitsin artık diye söylendim. Bir el kolumu tutunca irkilerek gözlerimi açtım. Kadın ayağa kalk dedi. Bir tabure üstüne oturttu. Gülmeye başladı. Neden gülüyorsun? Sen kimsin dedim. Ben neredeyim? Sen kimsin lütfen söyle dedim. Başımı önüme eğdim. Düşündüm. Hatırlamak istiyordum ama hatırlayamıyordum. Hakan, Hilal, neredesiniz diyerek ağlamaya başladım. Çok zavallı bir haldeydim. Haykırı haykırı ağlıyordum. Kadın yanıma geldi bana sarıldı. Benimdeki ses rahat ol dedi ama ben hala çok korkuyordum. Bundan sonra ben varım dediğinde yoksa öldüm mü diye feryat ettim. Elimden tutup beni odadan çıkardı. Koridorda bir sürü kefenli insan sağa sola yürüyordu. O anda gerçekten de öldüğümü zannettim. Olamaz diye bağırdım. Bir yandan da üzerimdeki kefeni çıkarmaya çalışıyordum. Odada bulunan herkese etrafıma toplanarak anlamadığım bir dilde konuşmaya başladılar. Beynimdeki ses ise sus deyip duruyordu. Bu başka bir sesti. Her zamanki gibi değildi. Kefeni bir türlü çıkaramadım. Arkamda ceninlerin arkasındaki şerit gibi uzanmış bir kuyruk vardı. Allah'ım bana yardım edecek kimse yok mu dedim. Kadın anlatmaya başladı. Seni ormanda bir mezarın başında bulmuşlar. Elinde keser ve kürek varmış. Orayı neden kazdın Zuhal dedi. Söyleyemem dedim. Bak sana yardımcı olmak istiyorum. Bu hastalığının sebebini bulmamız lazım dedi. Ne hastalığı dedim. Kadın şizofren olabilirsin dedi. Ben şizofren değilim tamam mı? Sana her şeyi anlatacağım dedim. O kadına Hakan'ı anlattım. Bebekleri serbest bırakana kadarki olan serüveni anlatınca kadın teşekkür ederim dedi ve odadan çıktı. Etrafıma baktım. Sonra yine bir kriz geldi bana. Etrafımdaki her şeyi döküp saçıyordum. İki zebani gibi adam geldi ve beni kollarımdan tutup bir odaya kapattılar. Gecenin karanlığında Hakan geldi. Zuhal, kardeşim biz iyiyiz. Bizi kötü ruhların elinden kurtardın. Sana teşekkür ederiz dedi. Canım kardeşim, keşke yaşasaydın. Keşke senle bir ömür geçirebilseydik dedim. Hakan arkasında bir şey saklıyordu sanki. Orada ne var dedim. Hakanın arkasında hilal vardı. Kardeşim dedim. Biziz. Merak etme. Artık toparlan ve kendine gel. Annemin ve babamın sana ihtiyacı var. Onlara nasıl başarılı olunur göstermelisin dedi. Nasıl yapacağım kardeşim? Ben öldüm dedim. Ölmedin kardeşim şu an akıl hastanesindesin. Öldüğünü zannettin ama yaşıyorsun. Bir an önce iyileş ve evimize dön. Bu hayatı bizim için yaşa dedi. Onlara sarılmak istedim ama kaybolup gittiler. Giderlerken kimse bu dünyada baki değil. Sen de yanımıza geleceksin tabii ki. Ama daha vakit var dedi. Şak diye bir ses beni kendime getirdi. Bir koltukta uzanmış buldum kendimi. Yanımda oturan bir adam vardı. Burası neresi? Ben kimim dedim. Ben Doktor Halil. Hipnoz seansı yaptık diye bir cevap verdi. Hipnoz mu? Aman Allah'ım. Yoksa anlatmamam gereken şeyleri anlatmış olabilir miyim diye korktum. Doktor tedirgin olduğumu anladı. Parmağıyla sus işareti yaptı. Kim getirdi beni buraya diye sordum. Diğer odadan annem ve babam geldi. Bana sarıldılar. Kızım iyi misin diyen annem çok korkmuştu. Tek çocuğum sen kaldın. Allah korusun seni yavrum dedi. Şöyle bir düşündüm. Baştan sona kadar yaşadıklarımı sıraya dizdim. Önce hayaller, silüetler, sonra mezarlık Cenin, kardeşlerim, sonra burası. Annem, senden haber alamadık. Daha sonra seni mezarlıkta bir mezarın başında yerde yatarken bulmuşlar. Eve getirdik. İki günde evde uyudun yorgunluktan. Kendine geldiğinde ne olduğunu sorduk ama hatırlamadığını söyledin. Sürekli korkarak bağırdığın için biz de korktuk. Kriz geçirdin ve hemen hastaneye kaldırdık. Günlerce kendine gelemedin ve daha sonra seni akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık. Burada tedavinle ilgilenen doktorlar senin yaşadıklarını çok merak ettiler. Doçentlik tezi olan Halil Bey seni hipnoz edip ne yaşadığını öğrenmeye çalıştı. Buna izin verirsen yaşadıklarını tezinde paylaşacak dedi. Peki öğrenebildiniz mi? Diye sordum. Biz içeri girmedik. Doktor da öğrenemedim dedi. Annem bana sarıldı ve lütfen iyi ol kızım dedi. Doktor beni Zuhal'le yalnız bırakır mısınız dedi. Annem ve babam çıktılar. Doktor bana yaşadığım her şeyi anlattığımı söyledi. Ben de bunu unutmasını eğer unutmazsa kötü şeyler olacağını söyledim. Fakat mesleki kariyeri için çok önemli olduğunu ve bunu tezinde paylaşacağını söyledi. Çok öfkelendim. Ne yaptımsa ikna olmadı. Bir de benimle yaptığı seansı kaydetmiş olduğunu söyledi. Silin onları. Başınıza çok kötü şeyler gelir. Benden söylemesi dedim. Sonunda itirazlarıma dayanamadı ve beni tekrar hipnoz etti. Her şeyi görüyor, duyuyor ama tepki veremiyordum. Doktor bilgisayar başında bir şeyler yazıyordu. O anda içeri bir sürü varlık girdi. Bir tanesi benim yanımda durdu. Diğerleri doktoru aldı ve şok sedyesine yatırdı. Doktor çırpınıp bağırıyor ama kimse duymuyordu. Ellerini ve ayaklarını bağladılar. Gömleğini çıkardılar. Karnını kestiler. Ellerini sokarak göbeğinin hemen altındaki şerit ipi tutup çıkardılar. Gördüklerime inanamıyordum. Ben hala hipnoz etkisi altındaydım. Müdahale edemiyordum. Benim yanımda duran bana baktı ve sen bütün uyarıları yaptın ama dinlemedi dedi. Tekrar bir parmak şıklamasıyla uyandım. Doktor hiçbir şey olmamış gibi tamam gidebilirsin dedi. Hemen anne ve babamı alıp oradan çıktık. Öyle hafiflemiştim ki o yaşadıklarımın ağırlığı birden kaybolup gitti. Eve geldik. Annem geç yatağına bir güzel dinlen dedi kızım. Uzandım. Unutacağım şeyler değildi. Derin bir uykuya daldım. Yine kabus, yine kabus. Hipnoz seansındaki cinler doktoru parçalıyorlardı. Doktor, kurtarın beni, kurtarın beni diye bağırıyordu. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Karnını kesip içine bir şeyler tıkıştırıyorlardı. Çığlık çığlığa uyandım. Annem ve babam koştular. Babama bakıp "Doktor öldü." dedim. "Kızım neden ölsün doktor?" dedi. "Öldü." Onu kestiler dedim. Annem, sen iyi olmadın kızım herhalde. Yarın tekrar seni hastaneye götürelim dedi. Nefes nefeseydim ve çok terlemiştim. Annem atletimi değiştirdi. Sonra yorganımı örttü ama uyuyamadım. Kaç saat oldu bilmiyordum. Annem kahvaltı için seslendi. Televizyon çıktı. Haberler izliyorduk. Bir yudum çay içtim ve o haber ekrana geldi. Beni hipnoz eden doktorum Halil Bey, karın ağrısı şikayetiyle girdiği ameliyatta vefat etmişti. O an anne ve babam bana baktılar. Babam beni karşısına aldı ve ''Nereden bildin kızım?'' dedi. ''Baba ben en başından size anlatıyorum. Sürekli kabuslarıma geliyorlar. Kardeşim Hakan'ı da kabuslarımda tanıdım.'' dedim. Babam şok olmuştu. ''Nasıl tanıdın?'' derken sesi titriyordu. Kardeşim düştüğünde onu bir poşete koymuşlar ve kimin olduğu belli olmayan bir mezara gömmüşler. Mezarda yatan onu istememiş. Hatta Hakan senin kaç defa rüyana girmiş. Senden yardım istemiş baba dedim. Babam şok üstüne şok yaşıyordu. Annem babama baktı. Doğru mu bu dedi. Babam başını sallayıp doğru dedi. Ardından yaşadıklarımı, gördüğüm kabusları, her şeyi anlattım. Annem hastaneye gitmek istedi ama babam ''Hayır, bu artık hastanelik bir iş değil. Ben biliyorum nereye gideceğimizi'' dedi. Beni alıp arabaya bindirdi. Annem zar zor yetişti arabaya. Babam bizi şehrin dışında bir eve götürdü. Burası Sara Hamza'nın eviymiş. Kendisi hocaymış. Sara Hamza yaşlı bir adamdı. Zar zor konuşuyor ve hareket ediyordu. Artık hasta bakmadığını söylese de bizi kırmadı. Madem buraya kadar gelmişsiniz dedi. Adımı, annemin adını ve doğum tarihimi istedi. Sonra yattığı yerde gözlerini kapattı. Bir 15 dakika konuşmadı. Sonra kalktı. Anlatmaya başladı. Bebeği cinler mezarlığına gömmüşler. Bebekte yardım istemiş ama etmemişsiniz. Bu kız yardım etmiş. Cinler onu tutsak etmeye çalışmış. Oradan geçen yaşlı bir adam bu kızın sesini duymuş ve ona yardım etmiş dedi. O yaşlı adam beni mezarlıkta gören adam hocam. Nasıl yardım etmiş dedim. O da elim sahibi bir adam. Cinlerin elinden kurtarmış seni. Ama cinler hala peşinde. Gerçekleri konuştuğun için seni tutsak etmek istiyorlar. Tekrar oraya götürecekler dedi. Hocam yardım et Allah rızası için dedi babam. Hoca merak etmeyin dedi. Doğruldu. Eşi önüne bir tahta koydu. Sonra kağıt kalem getirdi. Hoca bir şeyler yazdı. Kağıdı katladı ve bununla birlikte o mezarın başına gidin dedi. E hocam ne yapacağız orada dedim. Siz gidin. Gerisi kolay dedi. Hocayla vedalaştık ve yola koyulduk. Hemen o mezarlığa gittik. Etrafımıza bakarken o yaşlı amca çıka geldi. Amca diye ellerine sarıldım. Başımı okşadı. Elini açtı. Babam Kağıdı ver kızım dedi. Hocanın verdiği kağıdı o amcaya verdim. Baktı. "Gelin benimle." dedi. Amcanın kulübesine gittik. Kulübede sadece tarım aletleri vardı. Bir de ocak ve dolap. "Amca ne yapıyorsun burada?" dedim. "Çiftçiyim ben." dedi. Ama pek inanmadım. "Hoca bana bir şeyler yazdı. Bunu boynundan hiç çıkarma." dedi. Sonra hocanın gönderdiği kağıdı bir poşete sardı. Beraber mezarlığa gittik yine. Poşeti mezarların arasında bir yere gömdü. Tamam amca dedim. Tamam kızım. Artık seni rahatsız etmeyecekler dedi. Elini öpüp vedalaştık. Anneme ve babama sarıldım. Sizler bana kardeşlerimin emanetisiniz dedim. Ve onları hiç üzmedim. Hatıralarımı yazdığım defterimi çıkardım ve başıma gelen her şeyi yazdım. Aradan yıllar geçti. Arada sırada kardeşlerim rüyalarıma gelip bana el sallıyorlar. Hatıralarımı yazdığım defterime bakınca sizinle paylaşmaya karar verdim. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.